Merhabalar ben Köfte Köfte ve Null Machine'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Şu an serverda sadece Porpor var. Profilis. Evet. Ve farmlarım güzel çalışıyor. Aa. Bu bölüm birkaç bir şey yapacağız. Botanya ile baya bir uğraştık. bayağı güzel de ilerledik. Öncelikle bu arada... Ekstra üretmeye başlamışlar. A, bu etmeye başlamamış. Bu dolmuş tamamen güzel. Bu doluyor. Evet şimdi biraz yeni kablo düzenimizden bahsedelim. Ama öncesinde hop. Buralarda bir şey kasıyor. Tavuklar bence. Hmm, olabilir. What? <laughs> Bunu beklemiyordum. Evet ve tabii ki de her zamanki gibi kapıyı açmam gerekecek. E son iki saattir sessiz duruyordu. <laughs> Neyse. Fakele bunları, bunu daha sonradan konuşuyoruz. Gerekliydi. Baba. <laughs> Neyse. Yolumuza devam edelim. Şu tavuk. Evet. Tavuklar yüzünden kasıyormuş. <laughs> ah. Evet. Envanterimde birkaç bir şey görüyorsunuz. Öncelikle ben en son hatırladığınız gibi Gaia 2'yi kesmiştik ve Fruit of Greasy'yi elde etmiştik. Mana'dan bize yemek elde eden bir arkadaş. Evet. Şimdi. Bunun yanı sıra ben birkaç kere daha Gaia'yı kestim. Birkaç kereden kastım 6 kere daha. Ve sonuç olarak aa, bütün relikleri elde ettim. Bu arada şu bubble case'in olduğunu göstereyim bu şekilde craft ediliyor. Kendisi şuraya attığımız itemları depolamamız için bir şey. Evet ve burada ben yanımda 3 tane ring görüyorum. Şimdi bütün relikleri alalım yanımıza. Bir tanesi eksik. O da şu chest'te olması lazım. O da bayağı fantastik bir şey. Şimdi bakalım tek tek. İlk önce Fruit of Grisey'i biliyorsunuz. Manadan yemek üretiyor. Yani onu yiyoruz. Mana harcıyor. İkinci olarak Eye of the geldi. İki farklı işi var. Aslında bayağı güzel bir item. Gördüğünüz gibi şu an şurada parlayan bir nokta var. Burası benim seçtiğim bir nokta. Bu noktayı nasıl seçiyorsunuz diye soracak olursanız oraya shift sağ klik yaparak. Peki bunu nasıl kullanıyorum? Yani ne işe yarıyor? Diyelim ben Burası mesela diyelim dünyada benim evime çok uzak bir yer. Bir süre basıl tutuyorum ve... Whoop, buradayım. Bu birinci işi. İkinci işi ise... Flügeltier'ın sınırsız uçmasını sağlıyor. Evet şu bar, bar gene hala devam ediyor. Ancak o bar dolduktan sonra da hala uçmaya devam ediyoruz. Sadece mana kullanımımız çok az artıyor. edelim. Key of the King's love Bunun için bir şu pozisyona geçmem lazım. Ve arkamda şöyle güzel şeyler görüyoruz ve bunları... Hedef attığı noktada güzel bir damage uyguluyor. Eğlenceli bir silah. Ayrıyeten kendisi Fate serisine gönderme. Ah. Ama uyarayım biraz manayı sömürüyor. Sonra devam edelim. Ring of Thor. Tera Shatterer'la beraber çalışan bir arkadaş. Şimdi öncelikle Ring of Thor'u giymeden önce Tera Shatterer'ın efektifliğini gösterelim. Şurada bir yerde bir mağaram vardı. Ha tamamdır. Da selam Creeper. Evet pembe vidarım burada. Ne haber pembe vidar? Şimdi Tera Shatterer'ın şu anki efektifliği bu. Ah, makul. Makul bir efektiflik. Değil mi? iş görür. Ancak şimdi ben Ring of Thor'u takıyorum. 3 boyutlu kazıyor. Aslında dur kabul sütunumuz azalmıştı. Yani Ring of Thor bu. Baya ilginç bir arkadaş. Sonrasında devam edelim. Ardından Ring of Loki. Kendisi en az işime yarayan ancak gene güzel bir şey bu da. Şimdi ben ilginç bir düzende yerleştirmek istiyorum bunları. Bir tane Blue Shift sağ tıkladım. Bir başkasına Shift sağ tıkladım. Bir başkasına ve bir başkasına. Şimdi düzenim bu benim. What? Şimdi olması lazım. Ha tamam. Shift'e basılı tık yapınca bu şekilde yerleştiriyor. Yerleştirdiğiniz düzene göre. Evet kendisi böyle bir arkadaş. Sonrasında gelelim kapıyı açmaya. Hayır bu sefer başka bir kapıyı açmamı açılmasını istiyormuş. Ring of Odin. Kendisi aralarında en sevdiğim. Bir anda cam barımda bir değişiklik görmeye başladınız değil mi? Sarılaşmaya başladı. Çünkü Ring of Odin benim canımı iki katına çıkartıyor. Bunun yanı sıra eklediği birkaç özelliği söylüyorum. Ee, şurada mesela bir fire damage alabileceğim bir yer var. Bu evet bunları buraya bağladım. Hmm. Etkilenmiyorum. Ayrıca su altında boğulmuyorum vesaire vesaire. Yani baya güzel bir arkadaş. Sonra evet. Bunlar bu şekilde. Ve son bir relik daha var. Yedinci bir relik. Onu gayadan elde etmiyoruz. Onu bu şekilde elde ediyoruz. Evet bunu yapmak için sizi bekliyordum. Ve bu üç yüzüğün özelliklerini de aynı anda taşıyorum artık. Artık bunları üstümde taşıma, ayrı ayrı takmama gerek yok. Üçü aynı anda üstümde. Ancak bunun bir yan etkisi var tabii ki de. Lex Botanya neredesin, neredesin, neredesin? Buradasın. Bunun ufak bir yan etkisi var demiştim. Maalesef Tereşe terör her daim o özellikle aktif olacak. Bunu devre dışı bırakan bir itemimiz vardı. Ee, neydin sen? World. Hayır değil. World. Hayır değil. Terra Steel değil, Armor değilsin. Ha. Stone of Temperance. 4 tane alalım. Evet. Ah, greedmiş bu. Ah, ört. Evet. Stone of Temperance şu an inaktif konumda. Yani eğer Terra bir yere dalacaksam ortaya çıkacak sonuç bu. No. Neyse. Şimdi Stone of Temperance'ı aktif edelim ve hala 3'e o dibe doğru kazmayı yapıyor ancak gene de biraz daha ufak kazıyor. Evet, basitçe Stone of Temperance da bu işe yarıyor. Kenarda köşede dursun değil mi? Lazım olacak çünkü. Ne diğer türlü ya da yüzüğü çıkartabilirim. Ama bu sefer diğer e, özelliklerinden de mahrum kalıyorum. Evet. Bunun yanı sıra terra... Bilmem ne bilmem ne. Bu nedir? Hmm. Mesela benim şu kapok ağacını kırıp... Kazmam gerekecek çünkü yoldan geç, e, şu an olmaması gereken bir yerde. Lambrex'e kıyasla avantajı... Arkadaş, e, leafleri de anında temizliyor ve Lambrex'ten çok daha efektif. En azından ağaç kazmak için çok daha efektif. Ve bu arada, senin yeni yerin burası olsun. Ups. Tamamdır, gayet mankul bir yer bence. Evet Botanya'da yaptıklarımız bunlar. Ve bu arada şu an seni taşımama gerek yok. Daha sonradan taşırım. Aa, ufak bir not daha. Reliklerinizi lütfen yan başka arkadaşlarınıza vermeyin. Güzel demucu uyguluyorlar. Size ait bir relik taşımıyorsanız baya güzel can yakıyor. Baya. Yani öldürebilir. Sadece bu item'i envanterinizde taşımanız. Neyse o zaman devam edelim. Bunun yanı sıra Botanya'da birkaç arkadaş daha yaptık. Yani on atla şu yolları falan hazırlarken kullandığımız bayağı bir şey oldu. Biraz inşaattır, şudur budur yaptık. Ayrıca ben enerji sistemimizi döşedim. Onu birazdan anlatacağım. Şimdi ilk olarak Road of the Lands. Mana kullanarak 4 yerleştiriyor. Road of the Depths. Hmm, şeklinden tahmin edebilirsiniz. Ve ayrıca şu Rodos'u depsi bir tekrar alalım. Şimdi ben bunları... Ben bunların 4 olmasını istiyordum aslında. Şuradan bir 4 bulayım. Hmm. Shift sağ tıkladım. Artık bunlar 4. Ups şu an bunu yapmasam daha güzel olacak. Evet ancak ufak bir nokta elimde 4 yoktu bu esnada. Çünkü bu arkadaş kendisi envanterinde, envanterinizde eğer Road of the Depths ya da Road of the Lands varsa onları kullanarak 4 ya da cobblestone yaratıyor. Ancak kullanacağınız şey 4 ya da cobblestone değilse envanterinizde olacak. Evet basitçe bu arkadaşlar da bu ve son olarak bir de Road of the Seas. Yani tahmin etmesi çok kolay bir özellik su yaratıyor. Ama ayrıyetten şuna sağ tıkladığınızda bunu da dolduruyor. Bu kadar basit. Böyle güzel birkaç arkadaşımız. Şimdi bunları tanıttığıma göre... Aslında bir şey şu Road of the Seas envanterimde kalsın. Ve son bir şey daha yapacağım. Bana 3 elementum lazım. Şunu da çank sınırlarından kaldırayım ya. Görüntüsü hoş olmuyor böyle. Hmm. Ve şunlar lazım. Tamamdır. Şimdi gelelim. Bir adet Elementum Pickaxe yarattım. Elementum Pickaxe'in özelliğini diye soracak olursanız 4'tür şudur budur kazdığınız takdirde onları yok ediyor. Ve bununla Tereşetır'ı birleştirebiliyoruz. Ve artık Tereşetır'ı kaz bir daha dört tür kablo vesaire vesaire vermeyecek size. Bununla kazdığınız her şey bye bye diye hı, dünyadan silinecek. Ki bu bunun anlamı şu void backpack'imi taşımama gerek yok artık. Hah. Ve şimdi bana low voltage değil. Medium voltage relay ve medium voltage connector ama medium voltage connector'ım kalmamış. Biraz yapalım. Tamamdır. Ve medium voltage wire. Ve benim yapmam gereken önemli bir arkadaş vardı. Ayrıca şuraya birkaç solar panel yerleştirdik. Şurada bir adet kapasitör bankimiz var. Yanlarından çıkış veriyor. Önden görüntü. Üst ve alttan giriş. Input. Şu arkadaş da HV Transformer. High voltage'ı bu high voltaj kullanıyor. High voltage'ı medium voltaj'a çeviriyor. Çoğu makine ben medium voltaj'da aldım. High voltaj ise uzak mesafelerde taşımak için. Şimdi benim şu arkadaşa ihtiyacım var. Bunu aslında ben bu kata değil de alt kata mı koysam diye düşünüyorum. Yani neyse bu kata koyayım. Nasıl hmm. dur bu kata da koymayayım. Zaten bunları taşıyacağım. Ayrıca şunları yerleştirdik. Buraya yerleştireyim. Evimin altındaki boşluklarda çok tatlılar değil mi? Evimin altındaki boşluklar demişken. Şuradan bir... Şu kenara doğru bir yol açacağız. Çünkü Evet tam buraya Medium voltage relay Nasıl dur Ha medium voltage relay aktaralım Ya dur high voltage ya high voltage High voltage high voltage neredesin high voltage High high voltage Tam susuyorum. <laughs> evet. Şimdi şuradan bir adet high voltage relay. Ve benzer şekilde. Nasıl dur bir ileriye alalım. Evet yanımda kürek taşımam lazım. Bunu her seferinde kendime hatırlatmasam olmuyor. Ve şimdi bir tane de Wooden Post. Ve Hammer'ım nerede? Hammer'ım burada. Güzel. Wooden Post. Gel şöyle. Bu görsel bir glitch bu arada, çok aldırmayın. Şimdi, high voltage cable. Seni alttan mı taşıyacağız? Hayır, alttan mı taşıyacağız? <laughs> ya da dur. Baltam yanımda. Baltaya gerek yok. Hammer. Tamamdır. Şuraya koyalım. Bu arada Immersive Engineering'in kabloları güzel de düzenlemesi biraz tuhaf. Ve ister istemez bir dair wire yaratıyorsunuz. Ya da dur. Şunu da yapabilirim. Hatta ya da bu daha mantıklı olacak. Evet. Oldu. Sonra sen şuraya gel sen de şuraya gel vallahi şimdi yapmamız gereken tek şey bunları burada şu iki arkadaşa aktarmak Ve bu işin kolay kısmı aslında. Sen şöyle. Sonra sen de şöyle. Ve şimdi geriye kalan tek şey Roll of the Rodlarımı neden yanıma almadım ben? Tamamdır. <laughs> Ah, bu boşluğu rodlarımla kapayacağım daha sonra. Ya da dur, rodlarımla kapamama gerek yok. Tamamdır, bu da olur. Ki biraz dört kalabalığımı da yok etmiş olurum. Bu arada kablolar ee, bu şekilde gizlenebiliyor. O konuda rahat olabilirsiniz. Şimdi, bu arkadaşlara bir de ne lazım? Styling device. Bu işin kolay kısmı. Ama tabi. O oh, enerji tıkıl oyun varmış tam yeterince sayıda. Elektrum, 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 elektrum craft etmişim onu hatırlıyorum. Ha, dört, bir iron ve geri kalanı redstone. Şurada redstone torch vardı. Muhtemelen ona hepsi, hepsini yedi. Bu arada steel plate yapmaya üşendim. Ee, gitmeye dört tanesi için. O yüzden bu da hızlıca. Ve valla dialing device. Dialing device'in enerjiye ihtiyacı yok. Bu arada merak etmeyin bu içindeki level XP'leri tutuyor. Ve valla ve bu sayede herkese bu şekilde bağlanabiliyorum. Sen ne ol? Null no tek. Sen de. Null no tek. Tamamdır. Ve buradan Null no tek'i seçip mesela The End'i seçelim. Dial tabi. Dial diyemiyorum çünkü Dialing device'a da enerji vermem gerekiyormuş. Tamam bunu bilmiyordum. Ya da hatırlamıyordum. Hallederiz. Çok dert değil. null take the end dial. Ve voilà. Ve şimdi the end'e gidiyorum. Evet the end'deyim. Şimdi and interrupt the end null take. Dial once. Evet artık ışınlanmam söz konusu. ...ve diğerleri de benim evime istedikleri zaman uğrayabilecekler. Interrupt. Tamamdır. Huh. Bunu bitirdiğimize göre sıra biraz eğlenceli bir noktaya. Quartz. Gel bakalım. Redstone. Gel bakalım. Şimdi elimde Charge, Charge Quartz var. Bu biraz önemli. Charge olup olmaması çünkü bana Charge lazım. Çünkü bunu ilginç bir iş için kullanacağız. Fluid Craft'ını kullanacağız. Kendisi nasıl yapılıyor? Bir Nether Quartz, bir Charge Sertus Quartz ve bir Redstone Dust'ı suya attığımızda oluşuyorlar. Yani bu. Valla. Tabi hepsini yapmadı. Çünkü mıknatısı olmadan önce aldı onları. Evet ve şimdi oldu. Ha. Peki bunlarla ne yapacağız? Bunlar... Titan Energy Six'in Canı, kanı bir tanesi. Ve ayrıca şurada silikonlarımız ve nether quartz taslarımız ve sertus quartz taslarımız var. Çünkü bunlar bayağı gerekecek. Şimdi. Gelelim sen neler yapabiliyoruz. Flow Explorer, charger. Enerji acceptor. Mesela enerji acceptor bana lazım. Bayağı bir lazım hem de. Ve benim şurada bir yerde klasım vardı. Benim bir e, performans testi yapmam gerekecek. eve. Evde bir şeyler lag yapıyor. Şimdi gel bakalım. Evet. 48 tane quartz dust yapalım. Ah, şimdi. Apply'da gelelim hatta ve hatta ekstra da bir de et. Evet. AI 2 staff modunda bakalım. Çünkü bu bayağı gerekecek bir arkadaş. Hatta ve hatta buna giriş mi önden Böyle gereken şeylerin çoğu burada. Sen gel. Senden biraz, bayağı bir lazım aslında. Quite clear glass. Ha normal glass lazımmış. Tamam. O zaman fırınımız... Ups buraya taşımıştım doğru. Şimdi bana başka ne lazım? Bunları benim buna çevirmem lazım. 24 tane quartz cable iş görür. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bu bolca Iron Glasslarımızı alalım bir kısmını. Şimdi bolca Iron Bu arada seni şimdilik atabilirim. Bu normal sert su kalsınmış. Senin burada ne işin var? Ha. Ah. 6 tane Growth Accelerator. Ve bunu beğen. normal chess misin sen? Ha burada normal chess varmış ve şurada on at. Güzelce bir güruh yapmış. Ancak normal hapırımız yok. Ne güzel. Gel bakalım kendi hanım. Evet, normal hopper hariç her şeyimiz var. Evet, bu aralar kendi videolarıma çıkmayı çok seviyorum. Ne yapalım? Ve miyavlayıp duruyor. Arka planda bir kedi miyavlaması duyup duracaksınız. <gülüyor> <gülüyor> ya da ben şunu çözüm olarak bir kucağıma alayım. Belki susar. Şimdi hop hopper'ımız hazırsa şunu yapalım. Ve benim buna enerji bağlamam gerekecek. Bu enerjiyi neyle bağlıyoruz? Enerji acceptor. Valla. E, bir de inscriber yapmam gerekecek. Inscriber benim için bolca piston demek. Bakalım Onat Lütfen bolca piston yaptığını söyle. Ah. İşe, işe yarar bir ortaksın on at. Cidden işe yarar bir ortaksın. Ve şimdi. Kedi mırıltısı eşliğinde bölümümüze burada devam edelim. Aa, inscriber. Dur. Sticky Piston mi istiyorsun sen? Evet Sticky Piston istiyorsun. Aa, bu arada Advanced Inscriber yapabilirim. Aa, şimdi yapamam. Şimdi benim neye ihtiyacım var? 3 9 Toplam 9 tane Inscriber'a ihtiyacım olacak. Tamamdır. O zaman 18 tane Slime Ball. Tamam, bu biraz fazla oldu. Ee, o zaman gelelim... 18 tane Sticky Piston. Ve... 18 tane Inscriber. Oldu. Ve bunları tabii ki de fabrikaya taşıyoruz. Fabrika, gel buraya. Ve burada benim bolca Hapır'a ihtiyacım olacak. Asa dur. Zaten bolca hapıra ihtiyacım olacak dedim de. Şimdi. Ah ah ah. Şimdi bolca hapır diyorduk. Onat bolca hapır craft edeceğim demiştin de etmemişsin. Aa, devam edelim. Ben biraz daha chest craft edeyim. Şimdi. 9... 6... Evet, ironlarımı biraz daha işlemem lazım bir ara. Ironlarımı bayağı bir işlemem lazım. Şimdi. Hopper lazımdı değil mi? Hapır. Tamam 24 tane hapır. Bence iş görür. Yani gideri var bence. O zaman ne yapıyoruz? 24 hapır ne ya? <laughs> Bir tane iron chest alalım. Aa uh, varmış burada tamam. Ve şimdi inscriberlarımızı şuraya yerleştirelim. Tabii önce hopperlarımızı yerleştireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 Ardından inscriberlar Sonra şu ilk üçüne sadece tepeden girecek. Diğerlerine hem tepeden hem de asıl dur. Sadece şu üçüne arkadan girecek. üç tane fazla craft etmişim. Peki şimdi bunları çalıştırmak için bir de enerji acceptor'a ihtiyacımız var. Oops. Hmm, aslında hazır hopper demişken bir tane hapırı da buraya koyalım. Ve hapır curcunamızın üstüne bir de emi glass cable'larımızla şunları bağlayalım. Ve şimdi geriye kalan tek şey buraya enerji bağlamak oldu. Ve bu işin kolay kısmı. Tabii ki de kabloyu evde unuttuğum takdirde işin kolay kısmı değil. Sen kabloyu... Ha tam buradaymış. Şimdi bir de benim nelere ihtiyacım var? O bunu bağlamadan önce aklımda bulunsun. Benim şunlara ihtiyacım var. Evet o kadar videoda onat onat diye andık. Onat ne haber? Selam. Ne habersin? İyi ya ne yapalım? Villager kuleni yapıyorsun ediyoruz. bakıyorum. bakıyorum. diye nihayet taşınıyor. Yeni evlerine kavuşacaklar. O alan zaten bayağı bir yer kaplıyordu. Ben bile rahatsız oluyordum ondan. <laughs> İyi oldu. Şimdi gelelim ben şuraya. Dört tane ayrım daha ihtiyacım olacak. İlk önce silikon. Silikon press. Sonra quartz. Relation Press. Diamond Engineering Press. Ve sen. Logic Press. Aa. Ve benim bunun yanı sıra başka neye ihtiyacım var? İki tane daha ay iki tane daha block of iron. Evet, bütün bölüm V'ye basmadan konuşup şimdi V'ye basarak konuşmak da ilginç oldu. Evet, ilk önce benim şu silikon Press'i... Oops. What? Tam bu olmaması gereken bir şeydi. Hapır almaması gereken bir şeyi aldı. Ha tabii ki de buna enerjiyi bağlayacağız şimdi bir de. Şimdi. HV. Dur. Ben buna relay takmışım la. HV wire connector. Evet gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Ha, sen niye almıyorsun? Bu biraz tuhaf çalıştı. Normalde çalışması gereken düzen bu. Niye çalışmıyor? Şimdi arkadan birinci ortaya giriyor. Tamam. Üstten üste. Evet. Üstten üste. Tamam. Bu arada dur. Hazır. Üstten üste demişken. yapadursun. Ha tabi yapamayacak. Çünkü enerjiyi kestim. Tamamdır. Hayda. Kardeş senin kafan mı güzel? Evet. Almaması gereken bir yönden alıyorum. Neyse. Şunu şöyle atalım. Şunu da şöyle atalım. Ardından Logic Press Calculation Press ve Engineering Press'i de şöyle koyalım. Bu üçü biraz farklı. Ha, bu arada bu kek makinesinden tüyler tıkanıyor. Farkında mısın? Onu çözdüm. Öyle mi? Ben filtreledim. Şey. Ha, o o halledildi. Şimdi benim biraz golda. Ee, dur devam edelim. Ben bir sabahtan girdiydim da ee, tıkandıydı. Nasıl? Hani ne zaman hallettin? Bilmiyorum. Neyse bakalım ya. Daha Bunun için pure sertı squart elde etmem gerekiyordu. Doğru. Şimdi size pure sertı kartı elde etmenin yolunu gösterelim. 3 4 4 tane sand alalım. Şimdi hatırlıyorsunuz şurada Dust'larımız vardı bizim. Değil mi? Ben bunları alıyorum. Crafting table'da sand ile yan yana koyuyorum. Ve iki tane seed veriyor bana. Ve bunları ben sonradan şu arkadaşın içine atıyorum. Ve bunun içinde bu arkadaşlar biraz enerji harcayarak büyüyorlar. Normalde bunları suyun içine atıyorsunuz ve baya bir uzun sürüyor. Ancak burada işimiz kısalaşıyor. Baya bir kolaylaşıyor. Bu arada sanırım ben bunlara... Bunların düzenini bölüm arası biraz kurcalayacağım. Ah, Hopper düzenini. Ona göre bir düzenek kuracağız. Almadı. Conduit kullanırım. Sonrasında devam edelim. Diğerleri silikon. Silikon bayağı gerekecek. Hatta onları şimdiden koyalım. Hatta ve hatta onların arkadan alışları açık olsun. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Tamamdır. Bunlar burada iş görüyor. Gördüğünüz gibi presliyorlar şu printed silikonlar. Sonra bunları şöyle birleştirip prosesörlerimizi elde ediyoruz. Sistem bu kadar basit. Ve o esnada bir de gold, diamond ve... Bu arada düşünüyorum da. Hı, bir stack diamond'ımızı harcayalım şimdiden. Bu arada bir stack diamond harcayacağım. Aklında bulunsun. Hı tam sıkıntı değil. Var zaten. <laughs> bir de bir ara daha iyi bir query programı yazsak güzel olacak. Onu da... Olur. Hmm. Yalnız Terem Shatterer'dan sonra gelen rahatlık. <gülüyor> <gülüyor> like diamond. ne olacak hiç. Aynen yani bir e, gireriz bir şey e, Mining World'e. Hemen hallolur. olur hmm. Logic. Ha, doğru. Sen nesin? Calculation. Sen nesin? Engineering. Ve bunlar burada işlem göre dursun. Bunları en son birleştiriyoruz. Evet sanırım bölümü burada bitirebilirim. Önümüzdeki bölüm gereken şeyleri bu şekilde craft edip bu sistem üzerinden craft edip Applied Energy doğru düzgün bir girişimizi yapacağız ve şu lagın kaynağını da bulmaya çalışacağım. Tabi şu noktada bir yerde sanırım pasta makinemden ya da şunlardan kaynaklı olabilir. Bir kasma söz konusu. Bu noktada yok. Bu noktada var. Sende de var mı? O, hafif bir lag. Valla buralara... FPS drop. Buralarda baya fena var da tam konumuna hiç dikkat etmedim. Ben tam olarak biraz baktım. Hani Şu aralıkta... Civarlarından. Şu civara baktığımda pasta makinemden şüpheleniyorum biraz. Hmm. Ya da şu arkadaşlar olabilir mi? Hayır bu arkadaşlar olamaz. Tavuklardan da şüpheleniyorum biraz. Yok onlar çok etkilemez. Hmm. Evet o zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüs kötü günler. Iyi eğlenceler.